yeşil üzümü kuruttum. Kışlık üzümlerim de hazır. Muhteşem oldular. Toz toprak görmeden balkonumda mis gibi kurudular. Çekirdekli üzümü çok seviyorum arkadaşlar. Bunu mutlaka çekirdekleriyle yememiz gerekiyor. Kan yapıcı bir özelliği var çünkü. Kışlık üzümlerim hazır. Sadece karbonatlı suya batırıp balkonuma serdim. Şimdi gelin videosunu izleyelim. Nasıl kurumuş, hangi işlemlerden geçmiş. Bunları izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzüm kurusu yapacağım. Balkonumda siyah üzümleri pazardan aldım. Güzelce yıkadım ve şimdi işlemlerinin aşamalarını göstereceğim sizlere. Üzümleri de kurutuyorum. Onları da göstereceğim size. Ama bunları böyle göstereyim. Bu şekilde pazardan aldım. Tanelemeden öyle yapacağım, öyle kurutacağım. Şimdi kurutma işlemini nasıl yaptığımı anlatıyorum sizlere. Evimin balkonunda kurutuyorum. Terasım yok. Sadece balkonumun güneş gören bir kısmında kurutuyorum. Malumunuz şehir hayatı. Herkesin böyle istediği şekilde büyük bir balkonu yok. Ben şimdi bu kaseye biraz su koyuyorum. Şöyle 1 litre kadar suyumu koydum. Böyle. Bu 1 litrenin içerisine dolu bir yemek kaşığı karbonat. Bu aktarlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Yemek sodası olarak da geçer. Karbonat bildiğimiz normal. Karbonat dediğinizde her yerden alabilirsiniz. Marketlerin raflarında da var. Böyle bir kaşık alıyorum. Çok da uygun fiyatı. Suyun içerisinde eritiyorum karbonatı. Bu işlemi yaptığınızda üzümleriniz kurtlanmayacak, böceklenmeyecek, sinek bile konmaz yani üzerine. Üzümler güzelce kuruyor. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Biraz daha koyayım. Su miktarı çok da önemli değil. Yani 1,5 litreye bir kaşık da koyabilirsiniz. Dolu dolu. Şu üzümlerimi alıp böyle bırakıyorum. Bu üzümleri daha önce yıkadım arkadaşlar. Bol suda yıkadım ve buraya koymuştum. Yani biraz yavaş davranırsak eğer bu cimbilerdeki şu salkımlardakiler de dökülmez. Böyle. Hepsini buraya boşaltıyorum. Tabi siz böyle azar azar da yapabilirsiniz. Bu şekilde biraz dursun. Şöyle bir güzel alsın içine. Ve süzgece koyalım. Şöyle yavaştan süzgecimize bırakalım. Şöyle. Sarı üzümlerden de yapacağım. O zaman bu suyu kullanacağım yine. Bu suyu asla dökmeyeceğim. Onları da bunda yapacağım. Bu şekilde yaptım. Eğer bunu yaparsanız lezzetine doyamazsınız. Bir daha da dışarıdan üzüm falan almazsınız arkadaşlar. Size söylüyorum net yani. Hatta bayılarak yiyeceksiniz. Harika bir şekilde oluyor. Muhteşem bir lezzeti oluyor. Anlatamam yani. Yapmanız gerekiyor. Evet, bu şekilde bu birazcık sızsın. Suyunu akıttıktan sonra balkonumda bezin üzerine yaydım. Çamaşırlığımın üzerine bir bez yaydım. Bezin üzerine böyle üzümleri koyacağım.
Yeşil üzümleri de aldım ben marketten. Yeşil üzümle bu sarı üzümleri de aldım marketten. Şöyle cümbüllerini yavaş yavaş suyun içine batırıyorum. Yıkıyorum bunu bir güzel. Ama ezmeden, üzmeden, dökmeden yıkıyorum bunları. Bol suda yıkadıktan sonra buradan alacağım. Yine aynı siyah üzümde yaptığım gibi buraya koyacağım şu şekilde. Biraz karbonatlı suda birazcık dursun, 1-2 saniye şöyle. Sonra buradan alıp süzgecin içerisine koyacağım. Hepsini bu şekilde yapıp balkonuma sereceğim bunları. Şöyle alalım. Burada bekletelim biraz. Markete gidip, pazara gidip, kasanın dibinde kalan ürünleri de alabilirsiniz. Hani üzümler satıldıktan sonra dibinde kalanlar var, şunlar gibi. Bakın bunlar gibi. Bunları da alıp kurutabilirsiniz. Benimki de birazcık onlardan, kasanın dibinde kalan ürünler. Hem fiyat olarak da uygun oluyor. Şöyle yavaştan bunları alıp tekrar süzgecime koyuyorum. Hepsini bu karbonatlı sudan geçireceğim. Sonra içerisindeki şu rengi kötü olanları falan ayıklayabilirsiniz. Tepsinin üzerine serdikten sonra onlar daha güzel görünür. Onları ayıklarız sonra. Üzümleri yıkadım, getirdim. Şöyle yavaştan tepsime dökeceğim. Şöyle bozuk üzümleri seçeceğim içlerinden. Üzümleri şu şekilde açıp direkt güneşe koyacağım böyle. Şöyle içerisindeki kötü çürükleri seçebilirsiniz. Böyle kuruyacak. Bakın yeşil üzümleri buraya koydum. Siyah üzümlerim de burada kuruyorlar. Kurudular bile. Bakın böyle oldular. Şunlar da salkımdan düşenler. Bunlar da salkımdan düşenler. Şöyle kurumaya devam ediyorlar. Hiçbir şey olmamış. Bakın ne küflenme, ne böceklenme. Sinek dahi yok üzerinde. Hep o karbonattan dolayı işte. Karbonatı karbonatlı suya batırdığımız için hiç böceklenme de olmadı. Çok da güzel kurudular. Şöyle ara ara da karıştırıyorum ben bunları. Bakın şöyle olabilir. Bu problem değil. Bu yıkanınca gidiyor. Bu bir defa daha yıkanacak. Ara ara karıştırıyorum böyle. Her tarafı güneş görsün diye. Eğer imkanım olsaydı şöyle telin üzerine serseydim çok daha rahat kururdu ama benim imkanlarım bu kadar. Böyle kurutuyorum. Şunu da eşim yeni koymuş. Daha bakın. Kurumak üzere. Bu yeni. Bunlar kurudu. Bunlar da kuruyacaklar. Daha yeni serdim.
Balkonumda böyle kurularım var. Buraya da bakın biberlerimi astım. Bu bir çamaşırlık. Çamaşırların üzerine bez serdim. Bezin üzerine üzümümü koydum. Altına da yeşil biberleri, dolmalık biberleri koydum. Böyle kızlara kızlara kurudular. Çok da güzel kurudular. Üzümlerim kurumaya başladılar. Bakın. Burada da siyah üzümlerim var. Bunlar da bayağı güzel kurudular. Evet arkadaşlarım. Uzun süreden sonra üzümlerim kurudu. Şöyle size göstereyim. Bakın. Şimdi ben bunları ayıklayacağım. Bu çöplerinden ayıklayacağım. Şöyle çıkaracağım çöpleri bayağı bir tek tek. Hepsini ayıklayıp bitireceğim. Ondan sonra bir işlemimiz daha kaldı. Onu da göstereyim. Bunları ayıkladıktan sonra şu çöplerini atacağım. Bu şu tanelerde kalanları da şu çöplerini alacağım. Şunları atacağım. Hepsini ayıklayacağım. Yani elden geçireceğim bunları bir. Kurudu. Tamamdır yani. Ama şimdi bunları hepsini ayıkladıktan sonra bir duru sudan geçirip yaptığım karbonatın tadı gitsin diye temizlemem gerekiyor. Karbonatın tadı gitsin diye bir sudan geçirip yıkamam gerekiyor. İçerisinde koyduğum karbonatın tadı kalmasın diye şöyle büyük kasenin içerisine alacağım bunları. Bir güzel yıkayacağım. Sonra bezin üzerine yayacağım. 2 günde öyle kuruyacak. Ondan sonra kaldıracağım üzümlerimi. Siyah üzümlerim çok güzel kurudu gerçekten. Kan deposu. Çekirdeğiyle birlikte yiyeceğiz bunları. Çok faydalı arkadaşlar. Elinize geçtiği anda hemen kurutun. Koyun balkonunuzda. Karbonatla yaparsanız eğer karbonatlı suya korsanız böceklenme olmuyor. Ve üzümler çürümüyor. O yüzden karbonatlı suya mutlaka koymanız gerekiyor. Hiçbir şekilde ne böcek oldu ne küflenme oldu. Çok güzel kurudular. Şimdi ben bunları bir güzel yıkayacağım ve getirip burada bezin üzerine yayacağım. O zaman bir gün daha ya da 2 gün daha kuruyacak. Çok aşırı kuru da değil, yumuşacık. Şimdi ben bunları yıkayayım. Aynı işlemleri biraz önceki yıkadığım gibi bunları da yıkayacağım. Bakın bunlar da yeşil üzümlerim. Ne kadar güzel oldular. Muhteşem oldular. Yıkadıktan sonra bunları 2 gün kurutacağım. Siyahları 1 gün kuruturum sanırım. Onlar iyi kurumuş. Bir güzel duru suyla yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra getirip tekrardan bezin üzerine yayacağım. Şöyle muhteşem oldu arkadaşlar. Çok sağlıklı, tertemiz. Hiçbir kimyasal kullanmadım kuruturken. Yıkadım. Çok da güzel oldular. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Karbonatın kokusu, tadı gitti her şeyi. Şu anda bu ıslaklığı kurusun diye şöyle yayacağım.
ıslaklığı kurusun. 2 gün dedim ama ben bunu 1 gün. 1 gün yeter. Güzel kurumuş çünkü. Şu yan tarafına da yeşil üzümlerimi sereyim. Bunlar burada kurusunlar. Bu yeşil üzümlerim de yıkandı. Aynı diğeri gibi. Oh süper. Şöyle sizlere göstereyim. Böyle yayıyorum masamın üzerine. İncecikçe kuruyacak bunlar şimdi. Siyah ve sarı üzümlerim. Kışın yenmek için, ikram edilmek için hazırlar. Evet arkadaşlar, benim üzümler kurudu. Şöyle siyah üzümleri. Harika oldu, şuna bakın. Muhteşem oldu ya. Bunu dışarıdan asla bulamazsınız. Ne marketlerde ne de ürün veren yerlerde. Şuna bakın. Muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Çok. Arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki muhteşem oldu. Şimdi kavanozuma koyacağım. Şöyle kavanoza koyup kilere koyacağım bunu. Serin bir yerde saklayın. İsterseniz bez torbaya da koyabilirsiniz. Ben böyle kavanozlarda saklamayı daha çok seviyorum. Hiçbir katkı maddesi yok kuruturken. Yumuşacık da oldu. Aşırı da kurutmadım. Siyah üzümler tamam. Şimdi de bunlar. Şöyle yapayım bunları da. Bunlar da muhteşem oldular. Şunlara bakın. Bunu da yine şişemize dolduracağım. Bir haftayı geçti. Biraz uzun kuruyor. Yani hemen kurumuyor. Normal pestiller gibi değil bunlar. Bunlar daha uzun kuruyorlar. Yapan arkadaşlarımıza afiyet olsun diyorum.